pek çok farklı problem yaşayan eşlerimiz var şu süreçte. Dedik ya aynı evin içerisindeler ve dip dibeler. Hı. Bu ister istemez beraberinde çok fazla sorunu getiriyor. Şimdi az evvel kameraman arkadaşım da söyledi. Dedi ki ben dedi e, her gün şu soruyla karşılaşıyorum. Bugün ne yemek yapacağım? Hı. Benden hep bir tavsiye bekliyor ve bu sonra aramızda bir tartışmaya dönüşüyor. Her şey bir tartışma sebebi olabiliyor değil mi Hı. hocam? Ne yapacağız? Eee? Olabilir. Her şey tartışma sebebi olabilir. Sık da bu dönemde artabilir de. Doğrusu bana sorsanız bu dönemde ev içinde tartışma miktarı eşler arasında artabilir mi? Artabilir. Yani bazı eşler daha bunu iyiye götürebilir ama artabilir. Niye artabilir? Ee, aynı şeyler biraz oluyor. Dikkatinizi çelecek başka şeyler yok. hani Şöyle bir senaryo olabilir. Diyelim ki eşiniz kalktı. Ee, bir, bir şey bir şey yapmak istedi bir ortalığı diyelim ki biraz dağıttı veya e, ne bileyim bir şey, sözünüze karşı bir ters bir şey söyledi zaten siniriniz gergin karşılıklı atışmaya dönüşebilir bu dönemin ana şeyi aslında bizim eşler arası iletişim etkileşim dediğimiz bir meseleyi öğrenmenin tam zamanı hmm. şimdi e, eş ilişkilerinde Bizim terapilerde kişilere öğretmeye çalıştığımız en önemli tekniklerden bir tanesi dinleyici konuşmacı e, meselesi. Nasıl yapacaklar bunu? Büyük bir tartışmanın içerisindeyiz. Hı. Ben nasıl bir anda Hı. dinleyen bir kimliğe bürüneceğim? nasıl yapacağım? Vallahi kendi haline doğal haline kalırsak sen ona saydıracaksın, o sana saydıracak, tamam? Yani. Sen bir şey söylerken bana ne diyor diye ben kendi kafamda planımı yapacağım, senin ne dediğini dinlemek sizin, sana vereceğim cevabı düşüneceğim, boks maçı gibi. Yani bir, Biri yumruğu atıyor, diğeri yumruktan kaçıp yumruğu nasıl atacağını düşünüyor. Şimdi iletişimi eğer kendi haline bırakırsak doğal haliyle buraya kadar gider. Bunu düzenlemenin yolu ne? Bir şekilde derdini anlatabilmek ve derdini dinleyebilmek. Bakın acayip basit bir şey söylüyorum. Eş ilişkilerindeki sorunların neredeyse üçte birini çözebilecek e, basit bir şey. Ama bayağı da yüksek bir oran. Üçte bir. Üçte birine de Hı. ilaç olabilecek bir şey e, söylüyorum. Eşine derdini anlatabilme. Eşin ne demeye çalışıyor onu dinleyebilme. Ne var ki bunda ha? Acayip zor bir şey. Hiç kolay bir şey değil. Niye? Doğamıza aykırı. Şimdi biraz önce doğal haline ne olacak? Sen söylerken sen öyle yaptın zaten sen her zaman şöylesin. Senin karakterin böyle. Ne oldu? Sana saldırdım. Bir sürü karakterine saldırdım. Genelleme yaptım. Her zaman böylesin dedim. Aramızdaki sorundan başka meselelere gittim. Bir anda ne oldu? Senin karakterin gitti. Bütün hayatın boyunca böylesin. Bütün ilişkimiz de böyle. Şimdi bu kadar kötü mesajı almış birinin yapacağı şey nedir? Sen de şöylesin. Sen de dırdırcığın tekisin. Sen de sürekli eleştiriyorsun. Hiç konuşmayı bilmiyorsun. Hiç dinlemiyorsun. Hep şöyle yapıyorsun karşı saldırı. İnsan nefsini savunur. Hı. Biri bize saldırdığında ona haklı haksız olduğuna karar bakmaksızın karşı cevabı veririz. Şimdi o yüzden iletişim denen şey şudur. Ben bir sorun mu var? Ya ortalık dağıtılıyor. Ben de sürekli demizlemek zorunda kalıyorum. E tamam ben de insanım. Sorun mu? Sorun. Bunu dile getirme biçiminiz eğer eşinize saldırma şeklinde olursa onu vereceği cevap karşı saldırı. Ama siz ya bu meseleyi, bu dağınıklık beni sürekli iş yapmak zorunda bırakıyor. Bu, bu, da başka şeyler yapmamı engelliyor. Biliyorsunuz ben biraz titizim. Halinizi anlatma şeklinde olsa karşıdaki kişi ya acı genelde insan teki acı duyan, derdi olan birini dinlemeye eğilimlidir. O yüzden hikayeleri seviyoruz ya. Hı. Yumuşak bir tarzda, insani bir tarzda halini anlatan bir şey insanların dinleme olasılığı daha yüksektir. O yüzden birinci kural, kendi halinizi, biraz ben dediğiyle karşıdakine saldırmadan, genellemeden ifade etmek. Bir de bunu burası... süreçte hocam odaları ayırmak da iyi bir e, seçenek olabilir mi? Ya yani odaları derken yani gün içinde aynı ortamda bulunmamaya gayret etmekten bahsediyorum. Şöyle eğer diyelim ki fena halde kavga ettiniz. Kavga ettikten sonra odaları bir, bir miktar odalar ayırma diyelim de ayrı yerde bir miktar durma dediğiniz bir mesele ise olabilir. Buna buna ne diyoruz? Buna e, mola verme tekniği diyoruz. Kastın şu. Şimdi diyelim ki bu biraz önceki tartışma dediğimiz gibi olmadı. Fena halde geçti. Sen ona bağırdın, o sana bağırdı. Ka kavga moduna geçtiniz. Bedeniniz başladı. Nefesini sızlanmaya kalbini hızlandırmaya e, kavga moduna geçtiniz. Hı hı. Kavga moduna geçtiğiniz anda artık konuşma imkanınız kalmamıştır. Çünkü e, zihniniz ya ona saldırmak istiyordur, ya da e, kaçmak, ya da donup kalmak istiyordur. Bir sorun çözme kabiliyetiniz ortadan kalkar. O yüzden bütün dünyada, biz evlilik eğitimlerinde de bu sırada mola verme tekniğini öğretiriz. Mola verme tekniği şudur: Tamam, biri işaret etti. Dedi ki kendinizin bir işareti oldu belirliyorsunuz mola tekniği. Tamam bir duralım. Niye? Fre Arabanın freni patladı ya bedenin freni patladı ya bir yerde biraz durmamız lazım. Ne yapalım? Önceden anlaşıyorsunuz. İki saat ayrı yerlerde duralım. Bir saatte olabilir üç saatte. Sakinleşme sürecinize bağlı olarak yapmanız lazım. İşaretinizle anlaştınız. Eşlerden bir tanesi işaret verdi. Diğeri başlarım senin molana demeden onu kabul edecek. Hı hı. Önceden anlaşmışlardı ne kadar süre? Diyelim ki iki saat ayrı odalarda kalacaklar. Fakat bu iki saatte kişiler ne yapacak? Gidip diğer odada ben ona dönünce bildiririm şeyini. Bak o bana nasıl yapmış diye kendini fişekleyip azdırmak yerine bedenini ve zihnini sakinleştirmeye çalışır. Tamamen o konuyu unutup başka bir şeyle meşgul olması mıdır seçenek? Kesinlikle öyle. O. Dikkatinizi başka bir şeye yoğunlaştırmanız. Çünkü ana şeyimiz şu bedeniniz alarm haline geçtiğinizde konuşma imkanınız kalmamıştır. Orada sakinleştiniz. Herkes ne yapacağını önceden belirlediniz, sakinleştiniz. Sonra döndünüz, kavga ettiğiniz konuyu konuşmuyorsunuz. O meseleyi halının altına da süpürmüyoruz. 24 saat sonra çay kahve içerken, yani dün aramızda şöyle şöyle olmuştu deyip konuşmayı deneyeceksiniz. 2 saatlik molanın ardından geri dönüyoruz. 24 saat geçtikten sonra da konuyu tekrar çay kahve eşliğinde konuşmak Aynen öyle. Üzere. Bu arada iki saatin sonunda normal konuşmaya başlıyorsunuz. Ama o meseleyi değil. Hı -hı. sorunu çözmek üzere değil. Hayır. Çünkü o meselede muhtemelen iki saat sonra başladığınız anda hala taze. Zihniniz için taze. Zihin kayıt sistemleri güçlü kayıt sistemleridir. İki, dakika, iki saat içinde takviye size geri getirir. Ama 24 saat onun duygusal olarak işlenmesine yardımcı olur. Bu arada Medaym hocamıza sorularınız varsa lütfen iletin eşinizle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşıyorsanız lütfen bize gönderin. Onlardan birkaçını burada e, en azından cevabını aramaya çalışacağız. Şimdi hocam sadece biz evli çiftlerden bahsediyoruz ama aynı zamanda şey var yani evlenmek üzere olan yeni tanışan e, araya bu sürecin girmesi fiziki anlamda bir araya gelememeleri e, ve birçok problemi de yani. Hiç olmayacak şeylerin probleme dönüşmesi, ya onlar onlar için de belki hani sıkıntılı bir süreç e, ilerleyebilir, işleyebilir. Onlara ne tavsiye ediyorsunuz? Yani şimdi bir kere sıkıntılı bir süreç herkes için sıkıntılı bir süreç, sıkıntılı bir zamanda bundan etkilenmeyecek insan olmaz. E, eş, Evlilik e, bütün insan ilişkilerini etkileyen bir şey çünkü insanlar normalde yakınlığa alışmışlardır, yüz yüzeye alışmışlardır ve bir temas vardır. Bu ne yapıyor? Bizi fiziksel olarak uzaklaştırıyor. Fiziksel uzaklaşma duygusal uzaklaşmayı tetikler. Tetikler. Bizim yapmamız gereken şey buna karşı koymak için çaba göstermektir. Hı hı. E ne yapılabilir? Hani klasik önerilerimiz fiziksel mesafe, duygusal mesafe değildir deyip, sık sık e, görüntülü bir şekilde konuşmaya devam etmek. Ama bu süreç içerisinde biraz da şöyle bir farkındalık hepimize lazım. Ya yani yağmurlu bir havada virajlı bir yolda kaza daha fazla olabilir. Ve bugünlerde de biraz olabilir. Hani o yüzden uyarı olur ya işaret, e, trafik levhaları niye olur? Ya yani dikkat et, kaza olabilir. Yani bu aralar biraz eş ilişkilerinde Hı. daha e, diyelim ki nişanlı çiftler arasında. A, anne e, çocuk arasında kardeşler arasında ilişkilerde böyle biraz ya bir dikkat yağışlı hava ya şey olabilir yani dikkat herkesin sinirleri gergin kavga olabilir sorun olabilir. Daha az olabilir. bir hızla evet, yola bir, devam etmek daha de, dikkatli devam etmek bir kısımda olanı da olabilir. Ne olabilir yani kavgadan da acayip kaçmamak lazım. Yani kavga hmm. yıkıcı kavga başka bir şey. Bakın sorunlarından kaçmak dile getirmek şöyle biz şey yapmıyoruz. Yani mevsim her zaman bahar olsun. Hiç yağmur yağmasın, hiç kar yağmasın, hiç dolu gelmesin. Öyle bir şey yok. Yıkıcı kavga alarmı mesela. Aynen bu. Ne? Mesele budur. Bakın. Hangi nokta? Yıkıcı kavga. Yıkıcı kavganın alarmı ne biliyor musun? Beden. Bir eş ilişkisinde veya birinde eğer bedenin çok yoğun bir hale girerse, kalbin hızlı çarpmaya başladı, nefesin çarpmaya başladı, hızlanmaya başladı kan beynime sıçramaya başladı. Yumruklarını sıkıyorsun, kaşlarını çatıyorsun. Hani hesaplaşacaksın hale geldiğin anda çok büyük ihtimalle ağzından fena şeyler çıkacak. Elinde oraya buraya çarpıp bir şey kaza bela olacak. Eğer eşe çok fena sözler söylüyorsan veya karşındaki kişiye çok nefret duyguları yönlendiriyorsan bir de elinle itekleme başlamışsan Evet. Ortalığı da velveleye vermişsen, komşu polis duymaz, duyar hale gelmişse. işte bu yıkıcı kavga. Yıkıcı kavga eş ilişkilerinde iz bırakır, yara bırakır. Bakın bizim sadece insanlar şunu bilir. Elimi bir şey keser, iz kalır. Elime bir şey vurur, burada çürür, iz kalır. Zihinlerimiz de, zihinlerimizde de iz kalır. Yıkıcı bir kavga olmuş, rezalet çıkmış, kolu komşu duymuş, sesler ayuka Ay çıkmış. ortalık kırılmış. Bu sizin zihninizde kayıt tutar. Buna biz evlilik yaraları deriz. Yıllar geçse de o yara kalır, o iz Kesinlikle kalır. Kesinlikle o iz kalır. Ve o iz de herhalde hocam yani ilerleyen günlerde böyle önümüze sürekli bir Çünkü gelir mi, tabii mi? Tabii yara nasıl içerden haber verirse, Hı. ateş yaparsa, başka bir şey yaparsa bu türden yaralar da insanı en ufak bir şeyde zihnine hücum eder. Hı, yeniden çağırabiliriz. Yeniden çağrılır, kendiliğinden gelir ve sürekli sizi etkilemeye başlar. O yüzden bakın eş ilişkilerinde sorun yaşamamak diye bir şey mümkün değil. Bazen az veya çok sorun yaşayacaksınız. Bu sorunu diyelim ki bir düzeyde belki tartışabilirsiniz de, insan hali. Ama bunun e, yıkıcı kavga haline geçmesi gerekli değildir ve bütün eşlerde olmaz. Yıkıcı kavgaya gidişi engellemek lazım ve bunun kit e, insanlar bu beceriyi öğrenmesi lazım. Nasıl kırmızı ışıkta durmayı gerektiğini öğreniyoruz ya. Nasıl diyelim ki araba sürmeyi öğreniyoruz ya. Çünkü olmazsa hayatımız olumsuz etkileniyor.